Bu arada üzücü bir haber işte. Bak, evet. İzmir'de deprem olmuş. 4.8 şiddetinde. Şimdi evet, o haberlere bakıyorum. Ne zaman? Bir 20 dakika önce yaklaşık. 16-15 dakika önce. 4.8 şiddetinde bir deprem var. Derinliği de 17 kilometreye kadar gidiyor. Şimdi İzmir'den maalesef İzmir'de var mı? Deprem olmuş. Kötü bir haber geldi. Çok geçmiş olsun şu anda İzmir'de tabii bizi izleyenlere ve İzmir'de yakın olanlara büyük geçmiş olsun diyoruz. Detaylara zaten birazdan geldikçe veririz. Detaylara bakıyor arkadaşlarım. Şenay abladan gördüm. Şenay Düdeki abla. Şenay ablacığım seni çok seviyorum canım ablam benim. O yazmış bayağı uzun sürdü demiş. Şenay abla bayağı uzun sürdü, geçmiş olsun demiş. Bütün İzmir'e geçmiş olsun efendim. Bütün İzmir'i ben biliyorsunuz olsun. İzmir, Çeşme benim için çok geçmiş başka, olsun. Bambaşka. İzmir bir İzmir benim için çok bambaşka bir yerde. Allah korusun İzmir'i. Bayağı sallamış, hissetmiş. Bayağı sallamış. Herkes, evet. Herkes öyle uyanmış maalesef. Peki ben bir... Bu arada İlkay ciddi ciddi. Deprem bayağı büyük. Ciddi yaşanmış. Foça ve Karaburun arasında olmuş Nihat. Evet. 4.8 şiddetinde saat 08.13'te tam yayına biz girmeden 15 dakika önce gerçekleşmiş. Şimdilik bir can ya da mal sert kaybından yaşanmış. Bahsedilmiyor. Ama büyük bir panik olmuş. Detaylar geldikçe aktaracağız. Şimdi mesela yazanlar var. Evet. Ne diyorlar bölgeden yazanlar? Hayır, şeye uyanmışlar yani. Sallanmışlar. Uykudan depremle uyandık. Allah büyük bir aman büyük büyük kazalardan, depremlerden amin, korusun. Amin, can kaybından. Şey güzel, hani basına yansıyan bir can kaybı falan yok şimdilik. Evet. Şöyle olur. Nihat, hani hep İzmir'den günaydın, İzmir'den günaydın yazarlar ya. Bugün evet. İzmir'den maalesef kötü haberleri yazıyorlar. Aman aman aman. Bizim aklımız, kalbimiz, yüreğimiz sizinle. Büyük geçmiş olsun. Daha beterinden Rabbim sakınsın. Bu depremle uyanmak, ben yaşadım Adana'da. 8. kattaydı evimiz. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Allah beterinden sakınsın. Tabii bu arada hem tekrar İzmir'de... Tekrar geçmiş olsun hem de bölgeye. Bizim sadık İzmir'de yaşayan, İzmir'den izleyen bizi sadık izleyicilerimize çok büyük geçmiş olsun efendim. Evet, Allah beterinden amin. Saklasın ama insan da gerekli önlemi amin. Alsın hep diyoruz. Deprem değil. Aslında insanların ihmalleri ölümlere neden oluyor. İnşallah kötü bir haber gelmesin. Evet. Peki bize nasıl ulaşacak izleyicilerimiz Bircan'ım? Bircan'a soracağım. Bize ulaşmak istiyorsanız efendim biliyorsunuz yine hafta sonu çok gündemi meşgul eden ve inanılmaz ses getiren bir açıklama yapıldı. Tek tip açıklaması. Biz de tabii ki etiketimizi söylemezsem olmaz tek tip yaptık. Ne demek istedik birazdan açıklayacağız efendim. Hashtag işaretleri söylemezsem olmaz tek tip yazarsanız bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631 0549-802-8631'den bize haber olmasını istediğiniz her şeyi ulaştırabilirsiniz. Benim de canım şey... Sen de mi su evet. içiyorsun? Çünkü Türk kahvesi içiyoruz ya sabah sabah. O da insanın canını su çektiriyor. Allah. Son dakika yine olmuş diyorlar. Ha. Allah Allah. Artçıları devam edecek dört galiba. 4 şiddetinde. Yine mi? Bu da artçıdan da şey, ana şey gibi. Allah fena. Allah. Ay Allah korusun. Kurban. Dua edelim arkadaşlar. Şu an bizi izleyen herkesten İzmir için dua istiyoruz. Peş peşe oldu. Allah muhafaza. Ay Allah korusun. Foça ve Karaburun arasında 4.8 şiddetinde bir deprem oldu sabah 8.13'te. Onu tekrar edelim. Şu an için sevindirici olan bir can kaybının olmamış olması. Bölgeden gelen haberler böyle. Tekrar aklımız, fikrimiz, kalbimiz, duamız evet, İzmir'de. Biz de takipçisi olacağız. Şimdi